Türkiye'de Mehmetçi'ye hain saldırı. Adana'da terör. Avrupa Parlamentosu'ndan şok karar. Castro hayatını kaybetti. Darbe komisyonundan tartışılacak karar. Kanser hastasına OHAL ihracı. Haftanın özeti başlıyor. Fırat Kalkan Operasyonu'nda Türk Birliği'ne hedef alan hava saldırısında 3 asker şehit oldu, 17 asker yaralandı. Genelkurmay, saldırının Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırının Rusya uçağının Türkiye tarafından düşürüldüğü tarihe denk gelmesi dikkat çekti. Adana Valiliğine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şehrin büyük bölümünden duyulan şiddetli patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Vali Mahmut Demirtaş bombalı saldırıdan 5 dakikayla kurtuldu. Bomba düzenekli başka bir araçsa sürücüsü içinde vurularak yakalandı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 3 Ekim 2005'te başlatılan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını öngören karar tasarısını kabul etti. Oylamada önerge 37'ye karşı 479 oyla kabul edildi. Karar metninde Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişimine verdiği tepkinin orantısız olduğu da belirtiliyor. 15-16 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi nihai karar yeri olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimini incelemek üzere kurulan darbe komisyonunda darbeci Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç ve meclisi bombalayan subayların dinlenmesi talebi AKP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a da davette bulunmayacağını açıklayan komisyonun CHP'li üyesi Aytun Çıray, sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Bu korku neden?" şeklinde mesaj yazdı. OHAL kapsamında yayınlanan iki yeni kanun hükmünde kararname ile TSK ve Emniyet'ten 9574 kişi ihraç edildi. 5434 kişi de kamu kurumlarındaki görevinden uzaklaştırıldı. Kararname ile ayrıca 375 dernek, 9 basın yayın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşu da kapatıldı. Yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verildi. Ancak mahkeme şüphelilerin terör örgütü üyeliği suçundan tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Alpay ile Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Doların 3.46 seviyesine yükselmesiyle liranın değer kaybı %19'a ulaştı. Bu kayıp Amerika'da Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Meksika pesosunun değer kaybından daha fazla. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonundaki kur farkı zararı ise 216 milyar liraya ulaştı. İhraç edildim, haberini duydum, yıkıldım. Kanser hastası Nurdan Şahin, OHAL kararnamesiyle Sinop Ayancık Belediyesi'ndeki işinden atıldı. Öğretmen eşi de cadı avı kapsamında tutuklanan Şahin, iki küçük kızıyla birlikte yalnız başına kaldı. Hizmet hareketine yönelik soykırımın kanıtı olarak vicdanlara seslenen 38 yaşındaki Nurdan Şahin, "Allah'ın adaletine güveniyorum" dedi. Türkiye'nin 4000 yanından gelen tepkiler cinsel istismar tasarısında AKP'ye geri adım attırdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu konu kapanmıştır. Partiler arasında bir konsensus olursa ileride tekrar gündeme gelebilir" dedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın grup toplantısı için 2 hafta önce gönderdiği mektup günler sonra sansürlü bir şekilde ulaştı. 3 sayfalık mektubun 1,5 satıra düştüğünü gösteren parti sözcüsü Ayhan Bilgen, "Bu Türkiye için bir ayıptır" açıklaması yaptı. Bakın, bu boşluklar sansürlenmiş. Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Raul Castro, ağabeyinin naaşının kendi isteği üzerine yakılacağını duyurdu. Castro'nun külleri 4 Aralık günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek. ABD Başkanı Barack Obama, Küba halkı ve Castro ailesine başsağlığı diledi. Seçilmiş Başkan Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "sadece Fidel Castro öldü" ifadelerine yer verdi. Pakistan hükümetinin 20 yılı aşkın zamandır ülkede bulunan Türk eğitimcileri sınır dışı etme kararıyla ilgili Yüksek Mahkeme geçici durdurma kararı aldı. Peşaver Yüksek Mahkemesi kararın yürütmesini 1 Aralık tarihine kadar durdurarak Pakistan hükümetinden kararın gerekçelerini ve izahatını istedi. Focus dergisinde yayımlanan Türkiye ilişkin bir haberin başlığı "İktidar, Hezeyan, Erdoğan" Alman Dil Derneği tarafından yılın manşeti seçildi. Yapılan açıklamada 23 Temmuz'da yayımlanan haberin manşetiyle Türkiye'deki durumun kısa ve özlü bir şekilde anlatıldığına dikkat çekildi. Dortmund merkezli dernek 2010 yılından bu yana Almanya'da yayımlanan gazete ve dergilerdeki en iyi manşetleri seçiyor.
İstanbul Ok Meydanı'ndaki kültür merkezine yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan grup yorum üyeleri tutuklandı. Mahkeme gözaltına alınan müzisyenlerin polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma gibi suçlamalarla tutuklanmalarına karar verdi. Uğurlar seni, su olup akarsın gör çiçekleri, gecenin ucunda gün aralar.